Pınar 125. Hemen ucumuzu buraya yerleştirelim. Bakalım. Aldım ben bir tane de. Ha, kalın mı? BMT askeri ya. Bu da iyiye benziyor. Ha, bu da. Biraz da. Işığı yanıyor diye aldım bunu. Bak. Ha, biliyorsun değil mi? Şu şekil. Şu ikisi ne olur? Bunu da poşete koy usta. Poşetin varsa. Şuradan alacağım usta. Şimdi biz bunları bir deneyelim. Sıradan gidelim arkadaşlar. 5 tanenin kaç tanesi çalışıyor diye bakalım. Buyurun. Buyurun. Şu ne kadardı? Şu 50 lira. 50. Ne kadar? 30 lira. 30 lira. Aşağı ne kadar? 25 abi. Abi ne kadar? 30 lira. Oyuncak ne kadar? 30 abi. Bluetooth mode. Şu ne kadar usta? Ne kadar usta? 30. Şu ikisi ne olur? Şu ne kadar? Usta. Şuna ne diyor? Efendim? 50 mi istiyorsun? Çok istiyorum. Poşetin var mı? Çünkü akıtır diye. Akıtacak bir şey olmasa tamam mı? Ver at. Şöyle alacağım usta.
Alan. Eyvallah. Ne yapıyorsun dayı, ne yapıyorsun? Selamünaleyküm. Oo, aleykümselam. Bugün bir işe girdim ya. He, bugün de bayağı bir girmişsin yani. He, bugün vallahi. Abla, o parçalar arsan orada var parçalar. Sahurdan sonra gezeyim dedim. Tamam, ben işim. Bela gelsin abi. Görüşürüz. Adam eline fırlar lan bu. Kutu ne kadar ustam? Kutu 25. 20 vereyim mi? 20 vereyim mi? Abi bunun başı orada mı acaba? Aha, bir tane daha buradaymış. Sana 10 liradır buradan vereyim. 5 lira vereyim. Yok. Bak seni azıcık kırmadım. Tabii böyle. Bunu vereyim, onu ver. 5 lira vereyim. Takım hepsi, takım olur. Bak sen sormasaydın ben hiç bakmayacağım. 10 lira vereyim. Bozun var mı ustam? 200. Hep 200 kalmış. Şuradan alıver. Bankadan yeni ama bilmiyorum. Bazen sahtele çıkıyor. Gene bizden 40 lira aldım. Evet. Şöyle baba, 30 lira daha. 180. Eyvallah. Gene bizden 40 lira aldım. Hakkını veririz. Işığı yanıyor diye aldım bunu. Bak. Biliyorum. Ha, biliyorsun değil mi? Şu şekil. Aynen. Tam hediyelik. Ne
herhangi tavuk gibi oluyor. Bir dakika. Ne gömüyor lan? Ne gömüyor lan? Mızgara mı ne bu acaba? Bu şey ya bu börek saç yapıyorlar ya. He. Onun bir şeyin altına koyuyorlar. Buradan da ısıtıyor. Ha onun için mi bu? Onun için bu. Böylece koyuyor o zaman. Öyle olması lazım benim tahminci. Bak, değil mi? Ocağın üstüne koysa bunu. Bir şey böyle yapıyorlar olur. Bundan da. Ama düz olurdu. Düz de değil. Ama şey, avalandığı şeyi var ya. Hmm. İnternete baksana. Aynen. Bir bakalım ona. Mızgaraymış arkadaşlar. Ama gayet güzel. Bakın ne kadar boş kutu. Son ne olur usta? Kolu yok bunun da. Bir tek kolu yok. Hayır son kolu başkalı. Bunu da poşete koy usta. Poşetin varsa. Şuradan alacağım usta. Sor mu sor. Fırkada bunu aldım. Tulum ne kadar? Battaniye mi ne o? Ne o? Tulum değil mi? Bu ne o? 250 lira. Ne bu? Tulum varmış. Bakın 250 lira. Bakabilir miyiz buna? Bakabilir miyiz? Bakabilirsin ama eskisi gibi tatlı. Bu mu bunun şeyi? Onu da kapalı çekilir. Tamam ya abi. Tulum arkadaşlar 250 diyorum. Onun değil galiba abi ya. He? Bu onun değil galiba. Bu bununki. Ya koyması zordur onu da açınca. Koyması biraz zordur ha. Ben de merak ettim çünkü. Aç bakalım. Bak aldım ben bir tane de. He kalın mı? Benimki asker ya. Bu da iyiye benziyor. Ha, bu da. Biraz da. Bu su geçirdi. Abi şey ya. Normal battaniye galiba. Ya, tulum mu bu? Tulum değil bu ya. Tulum mu? Tulum değil bu ya. Tulum tulum. Bak bak şuradan giyin abi. He? Şuradan. Açıyorsun ha, giriyorsun. Bu yorgan gibi ya. He yorgan gibi öyle bacaklarını falan sokmalı değil bu. Şuraya giriyorsun yatıyorsun. Ha. Aynen. 250 diyeyim. Şeysi değil. Hmm. Benimki su geçirmez askeri. Yani şey pantolon gibi mi? Ha, içine giriyorsun. Bu. Hem gezebiliyorsun. Yok gezemezsin mümkünde de. He, yatıyorsun yani yine. Yatıyorsun. Hani kabası babası yok mu? Bu kaba böyle. Kaç numara abi? Neyse. Şuraya bakayım ben. Hemen var. Hangi kanal? Bit Pazar abi. Ben devam seyrediyorum. Siz de bir kere görüşmüştük galiba ya. Evet. Değil mi? İnşallah. İyi, siz nasılsınız? Tamam. Kolay gelsin. Var mı güzel şeyler? Valla bir şeyler buldum. Sıfır ızgara falan buldum. Ocağın üstüne koyuyorsun böyle. Üstüne bir şey daha var. Altına ocak yanıyor. Üstten kızartıyorsun. Değişik böyle Kore malı falan malzeme buldum bu sefer. Valla devam edelim. Ben de bu arada Hello Kitty. Garfield'in bir şeyler bakıyoruz. Ama yok piyasada tek şey yok. Artık bulabildiğimizi. Şansa geliyoruz. Hadi şehre gittim birkaç seferdir. Yok. Bu pazar oradaydım işte geçen pazar. İzlemişimdir belki. Evet. Hı-hı. Kalabalıktı yani iyiydi. Ben erken gidiyorum. 7'de ben de sahurdan sonra gezmeye çalışmak istedim. Avcılar yakından sonra da gitsem diye. 1-2 saat. Avcılar kapandı diyorlar ama. Dün haberi geldi kapandı diye ama bilmiyorum ha. Bak şöyle yapsam. Aa sevdim tamam. Ben de izledim abi. Ha, seyretmişim.
Abi bir bit pazar yazınca zaten hemen sizinki çıkıyor. He, bizimkiler çıkıyor. Bir de çeşit bol çıkıyor. He, aynen. Zaten başka fazla da çeken yok artık ya. Aynen abi. Değil mi? O yapılır aslında da. Şimdi elimde eldiven falan var. Bir şekilde yaparsın onu ya. Malzeme var ya. Kolay gelsin abi. Hayırlı işler. Sen bayanın benim saçımı çeksin mi istiyorsun ya? Bak saçlarım zaten değerli çok. Kendi bırakacağım beni bu yaşta. Kardeş benim poşetim var. Neredeydi? Mavi. Şu tarafa koy. Biraz daha şu tarafa. Şu ne kadar usta? Usta. Şu ne kadar? Onlar normal. Parçalamaz da. Yanında var. Çalışır mı ya? Hazır burada. Şarj aleti varken. Buradan deneyeyim. Unutmuşum power bank'i. Yerken çok pahalı bu ağzında ya. 40 da pahalı tabi. He? Ya param değilim ha. Aynen. Eskiden 5 lira şimdi. Aynen aynen. 5 lira 10 lira gibi bir şey işte. 50 lira 10 lira. 1 liraydı önceden 1 lira 2 lira. Aynen. 10 lira 1 lira. Herhalde çalışmıyor. Ya biliyorum. Bunlar 125. Bunlar 100'müş. Ayakkabılar %125 lira iyi yani. Seni çekeyim be. Abi ismi ne? Bit pazarı abi. Bit pazarı? Hobi. Hobi. Ne zaman atasın bu videoyu? Bunu mu? Bir hafta içinde atarım. Valla o kadar uzun süremiyor mu ya? Sırada videolar var çünkü. Garacası bilmem nesi. Ataşehir'i. Sakarya'ya gidiyorum. Yalova, Bursa. Benim ömrüm bit pazarı. Ne kadar kullanıyorum? Selamünaleyküm abi. Kolay gelsin. Kordonun var mı Xiaomi'nin? Senden alıyordum ama.
Getirmiyor musun? Gelmiyor mu? Çıkmıyor. Ha, çıkmıyor. Eyvallah. Buradan çıkmadı mı? Atayım buna da. Şimdi onu aldık. Kırar mıyız? Kordonların ne kadar abi şu kordonların? O şöyle. O 50 lira. 50. 200 lira verdi. Yok abi. Neyse mi? Böyle ucuzları var mı? Bunun benzer ucuzları var mı? Abi kaç para geliyor? 50 kağıda geliyor. İşte tanesi değil. Kaç para abi? Tanesi 50 kağıda geliyor. Önce 50 lira diyor zaten. Ha? 50, 100, 150, 350 lira. 200 lira işte.
Abi çevirmiyorum. 300 lira ver götür abi. 200 lira veriyorum. Yok valla sen. Tamam hadi 200 ver. Valla sen. Ya yemin etme lan. İnönü tamam. Mü oldu abi? Bismillah de koy cebine parayı. Ama 250 bir lira. Ben gelmem Bit Pazar Hobim kanalına tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bu sefer Bit Pazarı Kadıköy'e gittik. Bakalım neler almışız. Hemen incelemeye geçelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere bir tane böyle bir oyuncak aldık. El becerilerini geliştirmek için. Çocuklar için çok iyi bir oyuncak. Bunu yanında bir tane de sıvı sabun pompası olan bir makine almıştık. İkisine birlikte 50 TL para vermiştik. 25 liraya geldi bu. Yanında aldığımız sıvı sabun cihazı çalışmadı arkadaşlar. İçini açtım. Videosunu da küçük ekran olarak şuraya koyuyorum. Çalışmadı. Motoru bozuktu. Ben de arkadaşlar içindeki bakın şöyle bir bataryası var. Bunu Bit Pazarında falan tekini arkadaşlar internette de bakın 35-40 TL'ye satıyorlar. Pilimiz sağlam. Bunu bir power bank'e monte ederek kullanacağız. Sıvı sabunluktan zarar etmemiş olacağız. Şöyle kablolarıyla puntolama işlemi de yapmayacağız. Kabloları hazır. Bunu daha sonra bir power bank'e ya da herhangi bir cihaza monte edebileceğiz. Bir tane şöyle bir kaneviçe kiti aldık arkadaşlar. Bayanlar daha iyi bilir bunu. Kaneviçe yapmayı. Bu kit internette 150-200 arası o fiyatlarda satılıyor. Bunu da 10 TL'ye aldık. Şöyle içini de açıp göstereyim size isterseniz. Bu öğretmek amaçlı bir set. Şöyle içinde bakın kitapçığı falan var. Bakın şöyle bir şey. Şu sıkıştırma vidası. Kitapçı da burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 10 TL'ye almış olduk bunu. Bir tane ikinci bölümde izlemişsinizdir. Video 2 bölümdü çünkü. Bu ikinci bölümü. Şöyle bir mücevher kutusu aldık. Yanlış hatırlamıyorsam buna da 20 TL verdik. Bakın şöyle göstereyim. Şık bir kutu. Kuyumcuda da bunlar hemen hemen 300-350 TL aralığında bir fiyatı var. Bunu da 20 TL'ye aldık. Tertemiz. Bir tane ilk bölümden hatırlarsınız. İzleyenler bilir. Bir tütün sarma makinesi aldık. Bunu da denemesini şimdi size göstereceğim çalışıp çalışmadığını. Şuradan 12 voltla adaptörle çalışıyor arkadaşlar. Bunu da size göstereceğim içini dışını. Tertemiz. Fiyatları da arkadaşlar bunun muadilleri 500 küsür TL'ye satılıyor. 20 TL'ye de bunu aldık. Az sonra incelemesini de göstereceğim size çalışıp çalışmadığını. Şöyle bakın LED ampuller aldık. Kutunun içindekilerle kutu aynı arkadaşlar. Demek ki bunu bırakan kişi aynısından 3 tane falan aldı. Çünkü içinde 2 tane olması lazım. 5 tane var. Bir tane daha olsa 3 kutu olmuş oluyor. Adet fiyatı arkadaşlar bunun yani şöyle ikili kutu fiyatı normalde 550 civarı. Yani tanesi 275 TL falan geliyor. Bunun içinde 5 tane var. Aldık. Bunları da şimdi size testini göstereceğim çalışıp çalışmadığını. Parçaların hepsi içinde. Bir tane biliyorsunuz şöyle bir Kore ızgarası aldık. Sıfır bir ürün. 50 TL dediler. Bunu 40 TL'ye aldık. Şurası döküm bakın. İnternetteki fiyatları da 900 küsürlerde bunların. Bu orijinal olanların. Şöyle göstereyim ben size. Sıfır olup olmadığını. Hiç kullanılmamış. Bunu nasıl kullanıyorsunuz arkadaşlar? Şunu herhangi bir mangal ateşin üstüne koyuyorsunuz. Ya da bir gazlı ocağın tüpün üzerine koyup şunu da yerleştirip arkadaşlar koyduktan sonra üzerinde ızgaralık ürünlerinizi koyup pişirebiliyorsunuz. Çok da pratik. Bunu da aracıma koyacağım. Şöyle markasını falan da şöyle göstereyim. Bunu da arkadaşlar 40 TL'ye aldık. Şimdi isterseniz
incelemesi gereken ürünleri bir inceleyelim. Hemen tütün makinamızı size göstermeye çalışayım. Ayarlı adaptörümüzde 12 voltta çalışıyor zaten. Hemen ucumuzu buraya yerleştirelim. Diğer düğmesine de basalım. Bakın. Denedik biz bunu çünkü. İçinde tütünler var. Makaron var aslında. Bunu da size şöyle göstereyim boşken. Şurada bakın bir tırnağı var. Tırnağı şöyle açıyorsunuz. Bunu sonuna kadar ittiriyorsunuz. Daha sonra doldukça bakın bu izmariti ileri itecek. Ters yapmışım. Bakın. İzmarit ileri gidecek doldukça. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu şekil sigarayı doldurdu. Yani ürünümüz çalışıyor. Bunu 20 TL'ye aldık. Piyasa fiyatı da 500 küsürlerdi arkadaşlar bunu. Daha sonra da kapatıyorsunuz abi. Diğer bir ürünümüzde biliyorsunuz test etmemiz gerekiyor. Size göstermem lazım. 5 tane böyle led aldık. Tanesi 275'e giriyor normalde. İnternet fiyatına vurduğumuz zaman. 40 watt 12.000 lemel. 24 voltta falan çalışıyor dediler ama 12 voltta çalışıyor arkadaşlar. Şimdi size bunların da 5 tanesinin testini yapmaya çalışacağım. Fanlı. Şöyle önce 5 tanesini bir açalım. Bakalım hangileri çalışıyormuş. 2 3 4 5 Bakın kapakları da üzerinde. Bazenki kutunun içinde aparatları var. Vasitleri, jontaları. Şimdi biz bunları bir deneyelim. Sıradan gidelim arkadaşlar. 5 tanenin kaç tanesi çalışıyor diye bakalım. Hemen adaptörümüzü, ayarlı adaptörümüzü aldık. Birincisi. Fanın sesi gelir mi oraya bilmiyorum. Daha önce de böyle bir deney yapmıştık sizlerle. Ya da şöyle tutayım. Bakın fana iyi bakın. Evet, birincisi güzel çalışıyor. Şuraya koyalım. İkinciyi alalım. Ters oldu. Gördüğünüz gibi ikincisi de güzelce çalışıyor. Şöyle fanını da göstereyim size. Şöyle odaklayayım. İkinci de çalışıyor. Hemen üçüncüye geçelim. Evet, üçüncümüz de çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Fanlar çalışıyor arkadaşlar. Dördüncüye de geçelim. Ters bağladık. Son beşinci kaldı. Beşinci de çalışıyor bakalım. Gördüğünüz gibi 5. led'imiz de çalışıyor. Yani 5 tanesi de çalışıyor arkadaşlar. 5'ini 40 TL'ye almış olduk. Yani 10 liraya bile gelmedi bize. İnternetten bunları almaya kalksak şimdi ikili 500 bin
hemen hemen 1200 lira falan paramız giderdi. Biz bunu 40 TL'ye aldık 5 tanesini. Evet, 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda 5 adet arkadaşlar. Hemen bunları da kutusuna koyalım. Şimdi neler almışız? Tekrar bir gözden geçirelim arkadaşlar. 25 TL'ye gelmiş olan sıvı sabunun çalışmaması sebebiyle pilini aldık arkadaşlar. Zaten 35-40 lira buna satıyorlar. Pilimiz de sağlam. Hemen bunu koyalım. 900 küsüre satılan bu Kore ızgarasını aldık. Sıfır biliyorsunuz. Bunu 40 TL'ye almıştık. İkisini etti 75 TL. 25 TL'ye bir tane böyle bir oyuncak almıştık. Etti 100 TL. Şöyle koyayım. LED'lerimizi aldık 40 TL'ye. Etti 140 TL. Tütün makinesini aldık 20 TL'ye. Etti 160 TL. Mücevher kutusunu aldık 20 TL'ye. Etti 180 TL. Yani toplamda 180 TL harcadık arkadaşlar. Totele vurduğunuzda bunları almaya kalksanız 1200'e falan bunu alırsınız. Hadi 1000 lira diyelim bunu. 1000 lira. 300-350 civar bu. 1350. 500 bu. 1850. 2000'e yakın bir para yapar şu oyuncaklarla falan. Bir de bunu aldık. 900 lira olsa 2900 lira falan para tutar arkadaşlar burası. Biz bunların hepsine toplamda ne kadar verdik? 180 TL. Evet arkadaşlar. Tuzla Bit Pazarı da açıldı. Oraya da gitmenizi öneririm. Güzel bir pazar. Kanalımıza destek olmak için abone olursanız sevinirim. Daha güzel videolar yapmaya çalışacağım. Bundan sonra bayağı sık sık videolar gelecek. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın arkadaşlar.